Evet efendim kripto parada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün stüdyo konuğumuz Turgut Karacan. Turgut hoş geldin öncelikle. hoş evet, buldum. Ee, şimdi konuşacak çok konumuz var ama istersen gel önce bir fiyatlamalara bakalım. Ardından da sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim değil başlayalım. Evet fiyatlamalara baktığımızda biz e, her sabah burada özellikle Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere fiyatlamaları sizlerle paylaşıyoruz. Bitcoin'de ve Ethereum'da kısmi geri çekilmeler var fakat sabahta e, sabah da programda söylemiştim 47 bin dolar seviyesinde e, sabitlendiğini görüyoruz en azından fiyatın Bitcoin'de. Ethereum'da da e, ne dedik 3300-3400 dolar bandında dedik. Şu anda fiyatlama o şekilde. Litecoin'de %2'nin üzerine bir negatif ayrışma var fakat dün de böyle bir tablo vardı aslında. Bitcoin ve Ethereum yatay fakat altcoin'lerde e, daha güçlü bir Performans vardı. Bugün de devam ettiğini görüyoruz. XR'da algoransı görüyoruz %4'ün üzerine yükselişte. Onu TL, Basic Attention Token, DogiCoin, Dogi Maker, Holochain gibi yine kripto paralar takip ediyor. Şimdi yavaş yavaş artık Bitcoin ve Ethereum sahnenin alıp sahneye altcoinleri mi çıkardık demek yoksa erken mi? aslında Bitcoin, Ethereum daha doğrusu Ethereum, Bitcoin paritesindeki o kırılım, düşen trendi kırması birazcık altcoin'lerin sezonunu yaklaştığına bize bir mesaj vermişti bundan 1 iki hafta önce. Keza öyle de oluyor. sürpriz trend içerisinde sürpriz atlar koşularını hızlandırmış durumda. Dün Solana'da gördük. Bugün Avax kesinlikle pozitif bir şekilde ayrışıyor. Subnetler tarafındaki gelişme yani teknik bir gelişme sayesinde, altı dolu bir fiyat gelişmesi sayesinde. Altcoin'ler tarafındaki yatırımcı iştahı kesinlikle şu an için yüksek. Ve e, bu piyasada e, ne mutlu ki ya da ne yazık ki hangi tarafından bakarsak bakalım. Altcoin'lerin herhangi bir güncellemesi ya da pozitif haber olduğunda genelde genelde teknik seviyelerde önemli düşen trendler kırıldığında bunlar ardı ardına geliyor. E, evet. Keza onlar da olmaya başladı artık dolayısıyla yatırımcı da altı dolu, temel anlamda altı dolu fiyatlamaları yapmaya başladı. Bitcoin'in ve Ethereum'un şu an altcoin'lere göre çok hızlı yükselmesi, soluklanmaları için güzel bir neden. Oradaki kar realizasyonu yavaş yavaş risk algısında yükselmesiyle hem de temel, birazdan da konuşuruz muhtemelen, temel bazı güzel gelişmelerle altcoin'ler akmaya devam ediyor Payoneer'in. Peki o zaman Bitcoin tarafıyla başlayalım dilersen. En Biraz teknik görünümü konuşalım ardından temel gerekçelerini de yine konuşuyor Tabii. oluruz. Peki Bitcoin tarafında teknik ne diyor bize? 47 bin dolar seviyesinde hakikaten... Ee tutunma çabası var. Yani geri çekilmeler sınırlı, yukarı gitme isteği daha yüksek gibi görünüyor. Evet. Ee, burada 47 bin, 47 bin ve 48 bin arasındaki o savaşın aslında önemli nedeni limit temel olarak bildiğimiz e, elinde olanların 48 binden sat da 47 binden, binden al emri şu an çok ağır basıyor. Keza alt tarafta e, daha doğrusu üst tarafta yine 47.600 ve 48.000'de gelmeden önce baktığımda emir defterlerinde çok büyük emirler vardı, satış emirleri. Orayı gün içerisinde bir potansiyel direnç olarak düşünebiliriz. Şu an 47.000 seviyelerinde fiyatlanıyor. 46.800'leri gördü gece saatlerinde. Burada 4 saatlik grafiğe baktığımızda korkutucu bir şekilde ikili tepe yapmış olma ihtimali var. Eğer bu formasyon çalışırsa Perihan Hanım oradan bir 46.000 46 46.200'ler gün içerisinde alt destek seviyesi olarak trade edilebilir. 46.000 ve 47.800 arasındaki destek direnç gün içinde takip edilmeli. Burada baktığımızda gerçekten çok hızlı bir yükseliş saygıladı Bitcoin ve Ethereum. Her ne kadar hem hacim anlamında hem de temel anlamda altı dolu gerekçelerle olsa dahi. Ancak sağlıklı yükselmeler bekliyorsak gün içerisinde %2'lik, %3'lük, %4'lük düzeltmelerin olması bizim için fayda olur aslında. Dolayısıyla yatırımcıların bunlara istinaden yatırımlarını yönetmelerini tavsiye ederim. Şimdi bu teknik tarafta bir de zaman sağlık konuşalım. Bugün Mart ayının ilk günü. Sen hı hı. de bizler için çok güzel bir grafik hazırlamışsın. Nisan ayı döngüsü. Çünkü neden? Aslında özellikle Bitcoin için Nisan aylarını çok seviyor diye Evet. hazır e, yarından Nisan ayının ilk e, işlem günü olacağı için peki nasıl bir Nisan geçirebilir Bitcoin? Bu zaman sağlıkta yine iyi bir performans gösterebilir mi? Çünkü hakikaten teknik analizde de e, zaman sağlık diye bir şey var. Evet. Bazı döngüler yıllardır hep e, aynı zaman aralığında pozitif ya da negatif olmak üzere çalışır. Evet. Öyle ee, dediğiniz gibi gerçekten zamansal harmoni de teknik analizde bir yöntem aynı zamanda burada yatırımcı psikolojisi de çok önemli burada biz bunu bahsettikten sonra işte hiçbir beklentisi olmayan bir insanın bir istatistiksel varsayım yapması gerekirse yükselti, yükselme beklentisi olması gerekiyor çünkü geçtiğimiz yanlış hatırlamıyorsam 2012'den itibaren 10 yılı kapsayan dönemin sadece 2 ya da 3'ünde sadece bir satış yemiş bir Bitcoin var onun haricinde Nisan ayındaki getiriler gerçekten çok yüksek getiriler. Bir, bir tek sanırım geçen yıl 2021'in Nisan ayında %2'ye yakın bir kayıp verdi. O da zaten bir soluklanma. Aynı zamanda da e, 2021 e, biliyorsunuz 2020 yazını çok güzel bir bu atlattık. 2021 yazında yavaş yavaş düşüşler başlamaya yeltenmişti. Onun bir başlangıcıydı. Ancak şu anki konjektüre baktığımızda önemli teknik seviyeleri şu an sağlam bir şekilde durmasıyla, test etmesiyle e, Rusya-Ukrayna savaşından sağ salim çıktı, çok güçlü çıktı. Fed'in sıkılaşma söylemlerinden, faiz arttırım kararından güçlü bir şekilde çıktı. Artık önünde bekleyecek çok farklı, fazla bir e, riski kalmadı açıkçası Bitcoin'in ya da diğer coin'lerin. Dolayısıyla Nisan ayındaki geçmişteki getirilere de bakarsak e, bu ay olumlu daha doğrusu en azından e, %30'luk bir standart satmanın olduğu yerde %15-20'lik bir getiri beklemek. Çok da saçma ya da mantıksız olmaz. Hı hı. Biraz da Fentim konuşalım istersen. Bir stable coin tanıttı çünkü. Evet. Ee, hem bu tanıtımı hem de aynı zamanda e, akabinde de sevgili e, Turuk bizler için Fentim'in grafiğini de hazırlamış. Grafiğindeki teknik görünümle değerlendireceğiz. Peki. Stablecoin'ler aslında son 1-1,5 yılın çok ravaşta olan konularından birisi. Bize her ne kadar çok basit bir konu olarak gelirse yatırımcı olarak yani 1 dolara eşit bir stablecoin veya işte 1 euro eşit bir stablecoin. Bunun altındaki neden, altındaki algoritma ya da bizim paramızı verdiğimizde o parayı nasıl değerlendirdikleri stablecoin'lerde çok değişiyor. Hatırlarsanız Terra'nın haberlerini konuşuyoruz sizin Onların da bir stabil coin'i var ve o stabil coin'in arkasında stabilleştirmek için bir dolara bitcoin alımları yapmaya başladı son bir haftada piyasanın önemli bir konusu teşkil ediyor. Phantom'da keza bunun gibi kendi stabil coin'inin USD base'in stabil çıkarttı ve de tam detaylarına hakim olmamakla birlikte şimdiye kadar edindiğimiz bilgilerde bu stabil sabitlemek için Phantom'ı da kullanacağı. Yani Phantom'a da bir talep yaratacağı açıklandı. Burada stabil koyun piyasasına baktığımızda market cap'ine baktığımızda yaklaşık 200-250 milyar dolarlık bir piyasa var. Phantom'ın sadece 3. 6 milyar dolarlık bir market cap'i var şu an. Dolayısıyla çok undervalued kalmış bir proje, çok over oversold dediğimiz çok satılmış bir proje. Son bir aylık ve 3 aylık periyotlarda en çok kaybettirmiş proje. Dolayısıyla burada fiyat hareketini bu olumlu haber akışlarıyla birlikte bekleriz. Teknik seviyelere bakmamız gerekirse Perihan Hanım, şu an sanırım grafik ekranda. ekranda. Hı hı ben de önümde açayım ki yanlış rakamlar söylemeyeyim size çok pardon. şu an aslında fiyat fiyatlaması 1.42 seviyesinde seyrediyor. Burada hem Fibonacci analizi yaptığımızda hem de bir düşen trende baktığımızda orada 1.40 1.44 ve 1.48 arasındaki fiyat tayini Phantom'un yükselişinin hızlanacağını veya, veya hızlanamayacağını, birazcık daha akümüle olacağına bir gösterge olacak. Dolayısıyla ilk aşamada burada 1.44-1.45 bandını güzel bir şekilde aşmayı bekleriz. Çünkü gerçekten öyle bir seviyelere geldik ki 3 dolarlardan, 3.5 dolarlardan buraları çok hızlı güzel bir mumla aşması beklenir. Çünkü gerçekten çok satıldı diğer ürünlere kıyasla, muadil ürünlerine kıyasla. Bu aşamada 1.44-1.48 seviyesini rahat bir şekilde geçmediğimiz müddetçe gün içi al saatleri sıklaştırmamız uzun vadede en azından tutmaktan birazcık daha kaçınmamız gereken bir proje. Çünkü hala volatilitesi çok yüksek olduğu için riski de dolayısıyla yüksek olan bir bir proje. Diyorsun. Peki şimdi bir de Avaks'a bakalım istersen. Burada her hafta sevgili Atakan da bizler için AVAX'ı özellikle anlatmıştı. 100 doların üzeri görüldü. Şu evet. an fiyatlama tam altında. Peki yükselişin devam etmesini Bekleyebilir miyiz AVAX'da? E, AVAX'da çok güzel haberler geliyor. Baktığımızda geçen hafta Barcelona'da Avalanche Summit düzenlendi. E, Avalanche ekosistemindeki projeler bir araya geldi, tartıştı. İşte Bizden de, Türkiye'den de çok değerli arkadaşlarımız gitti, ziyaret etti, paylaşımlarda bulundu oradan. E, bu summitten sonra aslında duyduğumuz en önemli şey e, diğer summitlere, diğer e, blokçı zincir e, zirvelerine gitmiş insanlardan ...büyüklerimizden de duyduğumuz şeyler... ...işte gerçekten çok gelecek vadeli projelerin tartışıldığı... ...ekosistemin çok beğenildiği gibi gibi güzel şeyler duyduk. Keza fiyatlamaya da başladı. 82 dolardan açtı aslında geçen hafta 10 yıl öncesini. Daha sonra birden 87-88 dolarları sıçramasını yaptı. Dün de 100 dolar bandını gerçekten açtı Ancak oradaki dediğim gibi yığılı emirler 100 dolardan hemen aşağı sekmesine neden oldu. Bunun önemli nedenlerinden birisi... 95 dolar seviyesinde yatay bir direncimiz vardı şu an ekrandaki grafikten de görebileceğimiz üzere. O yatay direnç aynı zamanda 0.618 fibo direncine denk geliyor. Yani hem fiyat olarak iki önceki tepesinin bulunduğu seviye 95 dolar, hem de oradaki fibo için önemli bir en önemli direnç ya da desteklediğimiz seviyeye takılmış durumda. Dolayısıyla orayı şu an için birazcık aşmış olarak görünmesi şu Avax için çok olumlu bir gelişme. Bunun temel nedenine bakacak olursak da detayına girmemekle beraber daha sonra tabii ki konuşuruz yayınımızda zamanımız olduğunda subnet dediğimiz bir teknolojisi avalan için dün ilk kez bir proje bu subnetlerle birlikte yani ara Zincirler, ara zincirleri kullanarak tanıtıldı ve kullanılmaya başladı. Bu da temel açıdan AVAX'ı buralara getiren ve piyasa dün gece düşerken onu 100 doların üstüne atan önemli bir gelişme. Önemli bir gelişme ediyorsun. E, dünün en çok dikkatimi çeken haberi IMF'in baş ekonomistinin açıklaması oldu. Çünkü dedi ki e, dolar rezerv para konumunu yitirmeye başladı dedi. Peki yerini kim alabilir? Yani kripto paralar burada rakip olabilir mi? Özellikle tabii burada Bitcoin'i konuşuruz da. Burada zaten Rusya-Ukrayna savaşında savaşından itibaren finansal konjektürün tartışılması, işte gördük Rusya'nın rezervlerine el koyulduğu, uluslararası ticaretten, globalizasyondan dışarıya itildi. Derken aslında rezerv para soru işareti en başından beri vardı zaten. Kripto paraların zaten Bitcoin'in 2008 krizinden sonra ortaya çıkmasının en önemli nedenlerinden birisi de buydu. Daha da sık tartışılmaya başlandı. Artık devlet kanatları tarafından tartışılmaya başlandı. Burada IMF'in baş, ekonom baş ekonomistinin dolar e rezerv para olma hızını kaybedebilir, kaybetmeye e muhtemel aday demesinin önemli nedenlerinden birisi. Gördüğümüz gibi Rusya tarafında ticarette Amerikan dolarını biz kullanmayacağız, rezerv para olarak kullanmayacağız. Alım ya da satınlar, ithalat ya da ihracatlarda kullanmayacağız deklarasyonu. Aslında birazcık o işte Churchill'ın 2. Dünya Savaşı sonrasında söylediği demir perdeyi ülkeler arası değil ancak paralar arası koydu. Burada daha global ve daha takip edilemez bir para birimine ihtiyaç var. Bu şu an için Bitcoin olarak duruyor. Ancak baktığımızda e, Ukrayna'nın, pardon Rusya'nın ve Amerika'nın e, merkez bankası dijital para birimleri çalışmaları da var. Burada onların e, ne düzeyde hazır bir şekilde önümüze geleceğini henüz bilmiyoruz. E, dolayısıyla hem merkez bankası para birimleri dijital para birimler birimlerindeki gelişmeyi takip etmemiz gerekiyor. Ancak oradaki bir beklenti kırıklığı, hayal kırıklığı kesinlikle e, global ticarette Bitcoin'in ya da Ethereum'un daha stabilize olmuş bir paranın gelecekte kullanılmasını çok yüksek olasılıkla bize gösteriyor. Bize gösteriyor diyorsun. Turgut çok teşekkür ediyorum vermiş ben olduğun değerli bilgiler edeyim. için. Efendim böylelikle biz de kripto paranın sonuna gelmiş olduk. Saat 14'ü gösterdiğinde Borsa Teknik'te tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.